Hazırız hocam biz. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hak cümlemize medet-ü inayet, lütfu hidayet ihsan etsin. Tevfikay Subhaniyesin ve mahsar etsin inşallah. Gecemizi hayırlı eylesin, miraç eylesin. En güzel şekilde faydalanan kullarının zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallahu teala Cenab-ı Hak nasip ederse bu gece sizlere miraç ile ilgili miraç hadisesini, miraç olayını bildiğimiz kadar, anlatabildiğimiz kadar aktarmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak inşallah bu gecede en güzel feyizlenen kulların zümresine cümlemizi ilhak eder. İnşallah Süleyman Çelebi merhum mevlüdünden de faydalanacağız. Ondan da söyleyerek bu işi aydınlatarak, açıklayarak izah etmeye çalışacağız inşallah. İsra, Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresinin birinci ayetinden Cenab-ı Hak birinci ayetinde de bahsediyor. Necim suresinde de bazı ayetlerinden bahsediyor İsra'yı. İsra gece yürüyüşü demek. İki aşamalıdır. Miraç iki aşamalıdır. Yani iki aşamalı bir yolculuktur. Birincisi İsra'dır. İkincisi Miraç'tır. İsra ile Miraç toplu halde bu gece kutluyoruz. Evvela İsra'yı anlatalım. Sonra Miraç'a devamında gidelim inşallah. Cenab-ı Hak estağfirullah. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linüriyehu min ayatina innehu huve semi'ul basir. Bu ayette bu gecenin İsra kısmını anlatıyor. Kulunu bir gece, kulundaki kasıt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Mescid-i Haram'dan kendisine ayetlerimizi göstermek için, ayetlerimizden bir kısmını göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksanlardan münezzehtir. Gerçekten o her şeyi iyi bilendir, her şeyi iyi işitendir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'de akşam, Mescid-i Nebevi'de uyku ile uyanıklık arasında otururlarken Cebrail Aleyhisselam yanına geliyor. Bu hadisenin olmasının sebebi de şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hüzün yılıdır. O senesi Peygamberimizin onu çok koruyan amcası Ebu Talib'in vefatı, yine onun hayat arkadaşı, eşi Hazreti Hatice Validemizin vefatı, yine o yılda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi Taif'te suikaste uğratarak taşlamak ve ona hakaret etmek yönüyle sevgili peygamberimizi çeşitli üzüntülere gark etmişler idi. Bu ölümlerden, bu üzüntüden sonra peygamberimizi Allah-u Teala bir yerde onun gönlünü almak ve ona da bazı şeyleri vermek için huzuruna istedi. İsterken de Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Mescid-i Nebevi'nin Hicr kısmında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
uykuyla uyanık arasındayken Cebrail aleyhisselam geliyor ve Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Efendimizin göğsünü yarıyor. Göğsünü yardıktan sonra Peygamberimizin kalbini çıkarıyor ve kalbini zemzem suyu ile yıkıyor, tekrar yerine koyuyor. Koymadan önce de kalbine iman ve hikmet nakşediyor. Peygamberimizin kalbine iman ve hikmet koyuyor. Ondan sonra Burak isminde bir katırdan küçük, daha bir hayvana benzer bir bineğe biniyor. Bu cennetten getirildi yani. Onun da ayrı bir hikayesi var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu Burak ile Cebrail aleyhisselam alıyorlar. Mescidi Haram'dan alıyorlar. Mescidi Aksa'ya doğru yola çıkıyorlar. Yolda giderken bir ses işitiyor Peygamberimiz. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Resulallah, o sese kulak verme, yürü. İsra hadisesini anlatıyorum. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz yürüyor. Bu defa karşılarına bir yaşlı, çirkin bir kadın çıkıyor. O da sesleniyor Peygamberimize. Ya Resulallah, yürü diyor. Yürüyor Peygamberimiz. Geliyorlar bir yere. Bu yerde hurma bahçelikleri var. Ya Resulallah diyor, burada iki rekat namaz kılalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz iniyor. Burası neredir diyor. Diyor ki Medine'dir. Orada hurma bahçelerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki rekat namaz kıldıktan sonra diyor ki ya Resulallah, şuradakilere de selam ver. Kimler onlar? Bakıyor İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamın ruhaniyetleri orada. Selam veriyor ve diyor ki ya Resulallah, işte şurası Musa aleyhisselamın Allahu Teala ile konuştuğu yer. Bir yer gösteriyor. Şurası da Musa aleyhisselamın kırmızı kumlardan o civardaki kabristanın mezarlığıdır, kabridir. Onun makamıdır orada. Oradan Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Efendimiz devam ediyorlar, geliyorlar. Bir yerde bir grup insan görüyorlar. Bu grup, bir grup insan başları taşlarla eziliyor. Ve başları darmadağın oluyor. Tekrar oluşuyor başları. Bir daha meydana geliyor. Bir daha eziliyor. Bu böyle devam ediyor. Burada soruyor Peygamberimiz. Ey Cebrail, o birinci gördüğümüz neydi? Diyor ki Cebrail aleyhisselam, ya Resulallah, birinci bizi çağıran şeytandı. Geç dedik, geçtik orayı. Şeytan çağırıyor. Şeytana kulak verme, geç diyor ya Resulallah. İkinci gördüğümüz ıhtiyar kadın dünya idi diyor. Hani o dünyayı çok seviyoruz ya. Yaşlı, çirkin bir kadın suretinde Peygamberimizin yoluna çıktı. Bu üçüncüsü zaten hurma bahçelikleri, orada zaten anlattı onu. Dördüncüsü taş ile başlarını ezen insanlar. Kim bunlar diyor? Diyor ki bunlar namazlarını kılmayanlar. Başları eziliyor, bir daha oluşuyor, bir daha eziliyor. Bu kıyamete kadar böyle gidecek. Biraz daha ilerliyorlar. Bir adam, bir grup insan üzerlerinde odun taşıyan, ateş ve odunla beraber bir yük var. Ama habire o yükün üzerine bir daha yük koyuyorlar. Adam zaten onu götüremiyor. Ama yine yük yüklüyorlar onun üzerine. O da dünyadayken emaneti ehline vermeyen, emaneti emanet üzerine alıp ama vermeyen insanlar. Emanet ihanet eden insanlar. Böylece Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'ya, Beyt-i Makdis denen yere geliyor. Mescid-i Aksa'da aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Burak'ı, bir her peygamberin bağladığı bir halka var, oraya bağlıyor. Ve Beyt-i Makdis'e giriyor. Beyt-i Makdis'te
124 bin peygamber, bir rivayete göre 224 bin peygamberin ruhaniyetleri orada oluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunların hepsine birden iki rekat namaz kıldırıyor. Onlarla görüşüyor, konuşuyor. İşleri buradan bittikten sonra gökyüzünden semaya doğru, Beytül Makdis'ten semaya doğru bir merdiven kuruluyor. Yahut da bir asansör diyelim. Bugünkü tabiriyle nurdan bir merdiven. Diyor ki Peygamberimiz, ölmekte olan insanlar öyle bakarlar, nasıl bakarlarsa öyle gökyüzüne doğru o merdivenden öyle baktık. Cennete gidecek olan adamlar onun sonunda cenneti görürler. Göğe yukarı yükseldiği için. Cehenneme gidenler öyle bir merdiven kurulmaz zaten. Onun için zaten namaz da müminin miracıdır. Ve diyor bu merdivenden biz yukarıya doğru süratle çıkıyoruz. Çıktık ve bir yere geldik. Bir kapının önüne geldik. O kapının önünde durduk. Gök kapısının birinci kapısı. O kapıda kapıyı çaldık. Kimdir o dendi. Dedi ki ben Cebrail'im. Yanındaki kim dendi. O da Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peki dedi, o Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Miraç emri geldi mi dedi. Evet geldi dedi. O zaman buyur dedi. Hoş geldin ey Salih Peygamber. Hoş geldin ey Allah'ın elçisi diye onu karşıladılar. Değerli kardeşlerim, bu hadise, bu İsra hadisesi o merdivene kadar olan yerdi. Bundan sonrası Miraç hadisesi biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 12. peygamberlik yılında geldi. Recep ayının 27. gecesi bu gece. İşte tevafuktur. Kadir gecesi de Ramazan ayının 20 gecesine denk gelir. Bunların hepsinde bir hikmet ve bir hesap vardır tabi. O yüzden Cebrail Aleyhisselam bu kapıda vurduğu zaman Adem Aleyhisselam açıyor kapıyı. Birinci katta Adem Aleyhisselam var. Gök kapılarının birinci katında Adem Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam bunları karşılıyor. Ben evvela katlarda hangi peygamberler var sayayım. Sonra gökyüzünün birinci katında bazı hadiseler gördü peygamberimiz. Onları da anlatmaya devam edeceğim. İkinci katta Hazreti İsa Aleyhisselam var. Üçüncü katta Hazreti Yahya peygamber var. Dördüncü katta İdris Aleyhisselam var. Beşinci katta Hazreti Harun. Altıncı katta Hazreti Musa. Yedinci katta ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Gök katları. Yedi kat gök ya. Yedi kat gök, yedi kat yer vardır. Gök katları. Bunların hepsi, yani bu gök katlarının dahi hepsi yine dünya ile ilgili, kainatla ilgilidir. Hiçbirisi daha Sidretül Münteha'ya gelen bir şey değildir. Oraya kadar olan şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birinci kattayken hem cenneti hem cehennemi gezdi. Bu olan bütün hadiseler, Peygamberimiz bütün bu anlatacağım hadiseleri yapıp da geri döndüğü zaman yatağı da sıcaktı. O kadar az bir zaman içerisinde çok işler yapılmış. Çok şeyler görülmüş. Bunu akıl almaz. Yani akıl terazisine koyduğumuz zaman aklın alacağı bir şey değildir bu. Bazı insanlar bunu aklıyla ölçerler. Efendim nasıl olur da bu kadar zaman içerisinde, az bir zaman içerisinde bu hadiseler olur diye, aklımız almıyor diye feryat edenler, figar edenler, inanmayanlar çoktu. Yine bugün de aynen var, o gün de vardı. Yedi katın sonunda, en son yedi kat İbrahim Aleyhisselam var. Bu birinci kattaki olayları biraz sonra anlatacağım.
7. katta İbrahim peygamber Beytül Mamur vardır orada. Beytül Mamur'a yaslanmış, peygamberimize hoş geldin ey evladım diyor. Çünkü biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz İbrahim aleyhisselamın torunlarındandır. Böylece İbrahim aleyhisselam onu karşılamış oldu. Beytül Mamur. Beytül Mamur nedir? Beytullah, Kabe. Bizim Kabe'yi biliyorsunuz. Kabe'de nasıl bir kıble alanımızsa, bir onun bir alanı varsa, gökyüzündeki 7 katın, 1. kattan 7. kata kadar olan yerde de o Kabe'de, Kabe'nin tam hizasından olan yere, gökyüzündeki yükselen yere de Beytül Mamur denir. Bu Beytül Mamur'da günde 70 bin tane melek orayı tavaf eder, ziyaret eder. O 70 bin melek bir daha orayı görmez. Bir kere görevleri odur. Gelirler, Beytül Mamur'u tavaf ederler. Bir daha onlara sıra gelmez. Her gün 70 bin tane de melek, ayrı ayrı melekler ziyaret ederler Beytül Mamur'u. O Kabe'nin devamı, dünyadaki Kabe, semadaki Beytül Mamur'dur. Melekler de orada tavaf ediyorlar. İşte kardeşlerim, orada bir ağaç görüyor. 1. katta. Peygamberimiz